daha henüz adı acayip hikayeler konmadan önce, yani epeyce yıllar önce biz Galip'le Galip'in öykülerinden bir film yapmayı ya da televizyon için mini dizi ya da normal drama süresi alan bir dizi yapmayı hep hayal etmiştik. Yani epeyce bu bizim çok yıllarca taşıdığımız bir hayaldi. Hatta bununla ilgili çabalar da sarf ettik. Sonunda ben bir gün duydum ki bir çılgın yapımcı Metin Kalkavan ve çılgın bir kanal yönetimi böyle Galip Tekin hikayelerini yapma cesaretini göstermiş. Tabii çok büyük mutluluk duydum. Ve bir gün telefonum çaldı. Benim dahil olup olmayı istemeyeceğimi sordular prodüksiyondan. Tabii zevkle ve şerefle ve gururla böyle bir projenin için olmayı istedim. Zaten dediğim gibi Galip de ortak hayallerimizden birisiydi bu. Her şey son derece güzel akıyor ve istediğim bir tarzda gidiyor. Galip'in çizim tarzının, kartona bakış tarzının dışına çıkmama gayretiyle bir reji anlayışı geliştiriyorum. Yani Galip'in çizimlerinden referans alan ve onun anlatımına hizmet eden bir yapıda geliştirmek istiyorum. Burada tabii benim için birinci derecede önemli olan yaklaşım şu aslında. Ben çizgi roman meselesine sinemanın öncüsü olarak bakıyorum, atası olarak bakıyorum. Yani bir anlamda storyboard gibi bakıyorum çizgi romana. Sinema sanatı, objektifler, lensler, kameralar daha icat edilmeden önce, onları daha insanlık henüz bulmamışken çizgi romanla hareketsiz kareler hareketlenmiş gibi çizerler tarafından bize öyküler, masallar anlatıldı çizgi romanlarla ve insanlık aslında sinemaya geçmeden önce sinemanın öncüsünü o çizgilerle, o kartonlarla zaten tanımaya başlamıştı. O nedenle çok önemsediğim bir kavram sinema için çizgi roman kavramı. Buna tabii şunu da eklemem gerekiyor. Sadece şu anda içinde bulunduğumuz çalışmayla ilgili olarak değil, Türk sinemasının bugün dünya sinemasının anlatımına oranla belki biraz daha arkadan gelmesinin nedeni, biraz daha anlatımdaki zayıflığı, resimden resime geçişlerde daha çarpıcı resimleri belki de bulamayışı, çizgi roman kültürünün Türkiye'de eksik kalmasından kaynaklanıyor diyebilirim. Açıklıkla bunu söyleyebilirim. Yıllardır da bunu söylüyorum zaten. Şöyle bir örnek verebiliriz. Sineması gelişmiş ülkelerde, özellikle Batı ülkelerinde herhangi bir kitapçıya gidersiniz, 7 katlı bir kitapçıdır. Her katında başka bir reyon vardır ama bu reyonlardan bir tanesi, mutlaka çizgi roman reyonudur ve orada 3000-5000 tane çizgi roman bulabilirsiniz. Bizdeki kitapçılara gittiğiniz zaman bir köşeye sıkıştırılmıştır. Hele Türklerin çizdiği çizgi romanlar hakikaten bir elin parmakla sayacağı kadar az. Bu bizim sinemamızın gelişmesinde de ne yazık ki gelişememesinde ciddi bir neden olarak görürüm ben çizgi romanı. O nedenle bu bir ilk, bu şu anda yaptığımız bir ilk ve bu ilkin sadece bir televizyon dizisi değil, Türk sinemasının geleceği için de önemli bir gösterge olacağını, bir referans olacağını düşünüyorum doğrusu. Mini dizilerin süresi zaten 20 ila 30 dakikadır, 35 dakikadır. 45 dakikaya kadar olan en ortalama drama süresi veya 60 dakikada tamamlanır. Bizde ne yazık ki olmayacak şey 90 dakikalara, 2 saatlere falan çıkıyor bir bölüm. Tam olması gereken yapılıyor. Burada tekrar ben kanal yönetimini bu anlamda kutluyorum ve Metin Kalkavan'ı bir kere daha kutluyorum. Bu kolaborasyonu da çok önemsiyorum. Bu da Türk televizyonlarında umarım yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Galip'in dünyası, Galip'in o hayal dünyası ve o hayal dünyasını çizgilerine yansıtma biçimiyle öykülerindeki çarpıcı finallerle, her birinin çarpıcı finaliyle, o finale taşıyan taşınma biçimiyle hikayelerin son derece farklı bir şey, her şeyden önce farklı bir şey. Seveni olabilir, sevmeyen olabilir böyle bir tarzın ama bir defa herkes teslim etmelidir ki acayip hikayeler, acayip farklı.